Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Hisar Tarih Müzesi'ndeyiz. Evet, Wargaming'in Türkiye'deki finalleri bugün bir müzede yapılacak. Bu da Wargaming'in ilk yerinden bir tanesiymiş Recep. Biz de bu fırsat müzenin içerisindeki figürlere, bayraklara, tarihi nesnelere birlikte bakıyoruz. Burası bir tarih müzesi. Evet Ali. Beraberinde figürler var. Eskiden 2. Dünya Savaşı'ndan, 1. Dünya Savaşı'ndan, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan ve diğer savaşlardan gerçek silahlar, eşyalar, gazete figürleri, dergi sayfaları oldukça zengin bir müze. Hatta şaşırdık, ilk defa gidiyoruz. Evet, müzenin içerisinde bir uçak bile var, gerçek. Evet, ben daha uçağı görmedim ama arkadaşlar konuşuyorlar. Diğer basın mensubu arkadaşlarımız da müzenin her tarafına yayıldılar hemen. Şimdi turnuva öncesinde kısa bir zaman. Kesinlikle. Yani müzenin baştan sona gezmesi başka zamana kalacak. Ama gelmişken bir içeriye bakalım Recep. Neler var, neler yok görelim. Bakalım Ali. İkinci Dünya Savaşı dedik, karşımızda bol bol Alman var. Evet, Almansız olmazsa olmaz. Şimdi aşağıya doğru baktığımız zaman bu askerin elindeki MG44'ün yanında alt kısımda bir eğer görüyoruz. Evet Ali. Bu bir SS süvari subayıymış Recep. Burada eğer takımlarında farklı ekipmanlar var. Şimdi ilginç gelecek tabii, biz Almanları yüksek teknolojiyle, tanklarla, toplarla, tüfeklerle biliyoruz. Süvari aklımıza gelmiyor. Evet, ne arar süvari yani? Aslında İkinci Dünya Savaşı başladığı zaman Genelkurmay'ın planladığından erken başladığı için Almanya'nın ordusunun büyük bir kısmı mekanize değildi. Hmm. Yani tankları vardı, güçlü tankları yapıyorlardı ama çoğu asker aslında atlar, eşekler ve katırları kullanıyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan çok farklı değildi ordunun evet. büyük kısmı. Süvariler de önemli bir yer tutuyordu. Burada üzerindeki ekipman gerçekten güzel olmuş. Boynunda madalyası, SS sembolleri, potato masher, patates ezeceği denen el bombasıyla çok detaylı güzel bir çalışma olmuş. Arkada da buna ilham veren o dönemin propaganda posteri olsun, altta atlı süvarinin fotoğrafı olsun, farklı görsel destekler var. Yani buradaki diorama deniyor bunlara, buradaki sergiler uydurma değil. Evet, hepsi bir dergi kapağından, tarihi bir olaydan, figürden, hikayeden ve fotoğraftan esinlenmiş. Böyle bir bakalım, çok farklı eşyaların bir arada çok yoğun bir sergi. Yani buradaki her şeyi üst üste anlatma imkanı yok. CCCP diyor. Burada bir ilk yardım istasyonu işareti var. Sağında yaprak var. Sovyetlere ait. Sovyetlere ait. Altına baktığın zaman halt yani dur yazısını görüyoruz orada. Burada bir tane tabela, nereden geldi kim bilir. Evet. Zonen yani, Grenze sınır bölgesi sanırım Ali. Ha, Zonen bölge zaten. Evet. Grenze'yi bilmiyorum. Grenze sınır. Ha, Zon İngilizce'den oradan hemen yapıştırıyoruz kafadan tutuyor da. Sağa doğru baktığımız zaman yine böyle kum torbaları var. Kum torbalarının üzerinde böyle yine farklı SS Nord var. Kuzey Birlikleri, Kuzey'de mücadele. Propaganda posterleri, tankların üzerinde askerler, yine tabelalar, panzerler, yine farklı üniformalara sahip askerler. O kadar çok üniforma giysi varmış ki. Biz oyunlarda hep tek tip görüyoruz. Evet, doğru. Yani birkaç tane üniforma görüyoruz. Bir Battlefield 1 gibi Birinci Dünya Savaşı'nı ele alan modern yapımlar bu üniforma çeşitliliğini biraz arttırdı. Ama baktığın zaman burada görüyorsun renkler, kumaşlar, ekipmanlar cidden çok farklı. Öyle bir bakmaya devam edelim çünkü sağda da daha da ilginç gerçek cephane sandıkları, yine farklı üniformalar, farklı arazi, farklı iklim üniformaları devam ediyor. Arkadaki posterler özellikle o dönemin kitap kapaklarında da filmlerinde de gördüğümüz tam dönemin stiline, tarzına sahip propaganda çizimi. Evet. Aşağıya baktığın zaman mesela şimdi beyaz bir şapka dikkat çekiyor. Bakıyorsun denizci üniforması. Madalyalar, beraberinde altında kılıçlar, İkinci Dünya Savaşı, beyaz tören kıyafeti, SS subayı diyor. Parade dress, yani geçit törenlerinde giydikleri giysi. Beyazı görünce benim aklıma direkt donanma geliyor. Burada özellikle deniz kuvvetleriyle ilgili bir bilgi verilmemiş, SS subayı demişler. Yine orada sağ tarafa doğru geçtiğimizde bakıyoruz, İkinci Dünya Savaşı İtalyan tankçısı var. Tank şoförü özellikle. Şimdi World of Tanks'a da bağlantısını kuralım. Farklı milletlerin tankları, ekipmanları var. Onda da yine bak kol bandı evet. beraberinde. Altta da yine bir uçak Junkers görseli görüyoruz. Yine arka tarafta sağa doğru baktığımız zaman çok farklı tabelalar, çok farklı üniformalar var. Yani birbirinden ilginç şeyler o kadar sık ki. Müzenin yoğunluğu çok yüksek olmuş. Evet, kesinlikle. Çölde gizli Alman hava üssü diyor Recep. Onun yanında baktığımız Kuzey Afrika cephesi Alman motosiklet şoförü diyor. Sumat arasında gördük. Aşağıdaki dayoramaya baktığımız zaman yine bu pek çok detay var. Çölde kurulmuş bir üs, bir tane uçak savar var, jip var. Yanda ekipman taşıyan adamlar var, uçak var, uçağın ikmali var. Yine bu da alttaki fotoğraflardan ilham alınarak yapılmış. Bunlar gerçekten el emeği, göz nuru,
dayanamaları kurmak çok zahmetli bir iş. Epey bir zaman aldığını söyleyebiliriz. E tabi zemini kum yapıştırıyorsun, tutkal yapıştırıyorsun, onun üzerine kaç kat boya çekiyorsun. İlgilenenler, özellikle hobi yapanlar bilirler. Üste bakıyoruz, motosiklet sürücüsünün elinde bir harita, bir posta çantası, elinde mahtara. Yüz ifadesini de dehşetli yapmışlar. Sanırım o haritayı bir yere iletmesi gerekiyor. Evet, acelesi var. Evet. Öyle bir senaryo kuralım. Hemen sağa bakıyorsun, yine sağda bak, gerçek Prime Evgen. SS Division. Tabii, SS, SS bölüğü. İşte propaganda materyali boldu arkadaşlar. Evet. Aşağıya doğru baktığım zaman zaten kitap, fotoğraf, yine burada yandan büst şeklinde yüz. Marsch und Kampf Deo DAK yazıyor. 1941. Evet. Almancam buraya kadar. Şimdi kamp savaş. Evet. Ama gerisini ben de o kadar bilmiyorum. DAK'nin bir açılımı olmalı tabii ki. Evet. Bak şimdi onun sonunda da MG-15 makinalı tüfeği var. Yine 2. Dünya Savaşı'nın ilginç makinalı tüfeklerinden biri. Bu iki taraftaki tambur yapısıyla bunu tanıyabiliyorsun. Aslına baktığın zaman çok basit temel evet. yapı. Evet. Almanın ucunda. Nişangaha bak. Nişangah kocaman. Bu belki de şeylere yönelik oluyor olabilir, uçaklara yönelik. Çünkü genelde uçaklar atış ederken böyle nişangah oluyor. Yanlış mıyım? Valla dediğin doğru. Nişangah uçaklara ya da araçlara göre de namlu çapına baktığım zaman uçağı indirebilecek çapta değil. Bir Dünya Savaşı'nın kumaşlı bezli uçağı da var. Birazdan onu da göreceğiz. Ama onu pek indirebilecek çapta değil. Normalde baskı ateşi açmak. Antipiyade. Burada bakıyorsun MP-40 var. Evet. Harita açılmış. Charger'lar. Şarjörler ama o askerde charger biliyorsun. Başlıklar, ekipmanlar. Hem ekipmanların gördüğüm kadarıyla bir kısmı orijinal, bir kısmı da eskitilmiş. Evet. Ama orijinal gerçek tarihi parça sayısı küçümsenmeyecek kadar çok da müze yetkilileri bizi daha düzgün bilgilendirecektir. Tutup aslında hepsi orijinal ya da çok büyük kısmı makette diyebilirler. Onu daha sonra öğreneceğiz. Şimdi ben baktığım zaman ama baktığım pek çok ekipmanın gerçek orijinal olduğunu görüyorum. Evet. Orijinal olmasa bile eskiliği çok güzel. Yani botlara baktığın zaman öyle yeni bir çift botu geçirip ayağına adamı bırakmamışlar Recep. Sağda çok güzel bir sahne var Le. Hani evet, bayağı gerçekçi bir sahne. Herkes yaralı kanlı durumda. Hatta bir kısmı araçtan devrilmiş, ölmüşler. Karşılarında da onları basmış olan askerleri görüyoruz. Yine diyorum. Afrika Korps çöl farelerine karşı. Hmm. 1942 açıklama bu. Üste de Rommel Desert Fox diye bir tane resim var. Yine biraz ışık yansıyor sevgili izleyiciler. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Müzenin ışıklandırması camın arkasından tamamını görmeyi engelliyor ne yazık ki. Onun yanında 2. Dünya Savaşı Afrika cephesi Alman avcı pilotu var. Evet. Deri ceket giyiyorsa zaten Recep. Ya nazidir ya pilottur. Ne durup çıkıyor karşımıza. Deri ceket özellikle aslında üşünmek için neden öyle? Özel bir sebebi var mı? Isıya karşı da yani soğuğa karşı da koruyor seni. Evet. Kaliteli. Bir de deri ateşe yangına karşı da dış katman karbonlaştığı için içeriği iletmiyor. Her evet. koşulda iyi. Hı-hı. Ama pilot modasının bir parçası olarak o oturdu zaman. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda. Başlangıç olarak özellikle bu kürklü deri ceketleri falan giyiyorlardı üşümemek için. Çünkü ilk uçakların yalıtımı pek iyi değildi. Evet. Hani eski İETT otobüsleri gibi camın açık olduğu SS'e gidiyordu arkadaşlar. Evet. Sağda 2. Dünya Savaşı modasını görüyoruz sanırım. Evet. Yine 2. Dünya Savaşı Afrika cephesi Alman avcı pilotu diyor. Bu pilot yani artık sıcaktan bayağı bunalmış. Uçakta bir hali yok. Boyunda fırları sarılı, güneş gözlükleri. Bu biraz daha moda dergisinden çıkma gibi görünüyor. Evet, hadi. Çoraplar, botlar. Devam edelim. Bu arkadaşın elinde bir harita var. Yine harita var. Alman askeri diyor. Çok detaylı bir açıklama yapmamış. Yine pilot var gördüğüm kadarıyla. Alman tanışıymış bu, pilot değilmiş. Hmm. Suratta yüzünde bir tane bez gelmiş. Toz yüzünden. Devamlı fırtına. Mad Max'ten çıkmışa benziyor öyle. Evet hocam. Cidden buradaki şeylerle Mad Max'in yeni filmini çekebilirsin buradaki ekipmanlarla. Arkada Waffen SS propaganda posterleri. Evet. Hep başları boyunları dik. Sağına doğru gittiğin zaman Jump for Norge. Ne bu Recep? Burada ne yazıyor? Ali, burada da benim Almanca bitiyor. Burada da bir yere kadar gidebiliyoruz. Norden evet. Benim anladığım kadarıyla Kuzeylileri de katılın diye gazlamaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle. Arka taraftaki Nifer'e bakarsan, Çemmiye'ye bakarsan bak diyor. Tarihteki yerin, evet. Sen Norsoğlusun,
gel bize katıl diye onları da gazlıyorlar. Orada o Almanca olmayabilir. Yani Kampf'ın kelimesinin, savaşma kelimesinin belki o Nordik'teki şey olabilir. Kampf yani. Anladım. Yani Almanca değil diyorsun. Büyük ihtimalle değil. Yakın ama yakın değil. Ama değil büyük ihtimalle. Evet. Değil. Bilen izleyicilerimiz hemen yorum yapabilirler. Evet efendim, ben İskandinav ülkelerinde bulundum diye. Evet. Zaten altta Oslo yazıyor. Oslo ile bilgisi olabilir. Oslo. Yani. Evet. Maddag i Sortingsgata 12 Oslo. İngilizce, Almanca karışık. Her şey bir arada oldu. Çorba evet. Oldu. SS in Kampf. Das Reich. SS savaşta. Bunu anlayabiliyoruz. Altta da bak fotoğraf var. Gerçek fotoğraf var. Evet. Tarihi olarak baktığımız zaman bayağı ilginç fotoğraflar var. Soldaki silahı da kaçırmayalım bu arada. Evet, solda da 2. Dünya Savaşı Almanların kullandığı çift yapımı silah demiş. Hmm. Tam modeli açıklanmış, üzerinde ibareler var. Bu silahların ortak noktası aslında baktığın zaman genellikle namlunun ısınıyor olması. Evet. Çok verimli mekanizmalara sahip değiller ama 1. Dünya Savaşı'ndan sonra tabii ki çok gelişmişler. Kimisi üstten şarjörlü, kimisi yandan şarjörlü, kimisi tamburlu. Yani bir şeyleri deneyip durdukları bir dönem aslında. Buradaki güzel panzeri, antitank içeriye roket yüklüyor. Evet. Bu da yine bayağı oyunlarda gördüğümüz bir silahtı yanlış hatırlamıyorsam. Bak uzaktaki figürler küçük. Derinlik hissiyatı veriyor. Evet. Görüyor musun uzaktaki tankı? Evet, 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 evet. Hani böyle şöyle biraz karnının bayağı uzak kısmında gibi gözüküyor. Çok uzakta kalıyor sevgili izleyiciler. İyi iş çıkartmışlar. Bu arada silahın kendisini de aşağıda görebiliyoruz. Alman tank savar. Evet. Bazuka, roket atar ya da özetle Panzerschreck. Alttaki kalpak da Kafkas Alman askeri kalpağıymış. Hmm. Ya şimdi Almanların aslında ordularında farklı cephelerde çok farklı milletlerden savaşanlar oldu. Evet. Dünyada savaş sırasında Rus cephesinde de bakarsan Rus dışında savaşan 40 bin türlü millet oldu. Evet. Yine çok güzel o dönemden kalma tabela. Üst kısımda yine posterler, süslemeler. Lager Rauf Bau. Sağ tarafa doğru gittiğimiz zaman artık ne görüyoruz? Rusça. Rusça posterler, evet. Herhalde orada bir bize katıl şey mi var? Yoksa Rus-Alman dostluğunun olduğu dönem. Stalin'e Hitler saldırmadan öncesi diye tahmin ediyorum. Evet. Sağda yine Waffen SS birlikleri. Çok fazla SS posteri ve özellikle şeyine yer verilmiş. Evet. SS'ler özellikle partizan oldukları için savaştan sonra Wehrmacht askerlerine merhamet gösterildi nispeten bazı yerlerde ama yakalanan SS'lere hiçbir yerde merhamet gösterilmedi. Çünkü en partizan olan onlardı. Evet. Baktığın zaman Alman denizci subay. Hmm. Kum rengi kıyafetler demek oradan. Ağızda da pipo. Denizci olunca biliyorsun pipoyu zimmet diyorlar. Temel reis gibi. Ha bak şu şapka yanındaki M35 İtalyan tankçı miğferi aşağıda mı? Evet, o oradaymış. Donanma miğferiymiş. Şu klasik filmlerde çok gördüğümüz, evet. İngilizlerde de gördüğümüz miğfer tipi aslında. Bu Alman üzerindeki yazılar ama pek çok yerde gördük. Yine burada bir Alman subayı var. Yine denizciymiş. Dürbünler. Aşağıda da Bobo farklı mühimmat tiplerinden cephane sandıkları var. Evet. İngiliz pilot. Almanların yanında İngilizler, diğer milletlerden Almanlar da var. Bu deniz üzerinde çalışıyor Recep. Zira baktığın zaman can yeleği de var. Yukarıda yine Almanlara ait bir uçak görüyoruz. Evet. Aşağıdan zaten anlaşılıyor. Arkadaki poster sanırım Fransız. Fransız ama Vichy hükümeti şeyi olabilir. Le Paradis Sous Terre, Paradis Paradise Cennet gibi bir şey oluyor. Bunların her birinin hikayesi ayrı araştırılması gereken bir şey. Hani poster nerede yayınlandı, kim yayınladı, kim çizdi? Bugün bir de tur olacaktı. Maalesef tur iptal oldu sevgili izleyiciler. Tur olsa tur rehberiyle birlikte daha detaylı anlatacaktı. Ama müzeye gelip ziyaret ederseniz, bize önceden sorarsanız benim elimde tur bulmak mümkün olabilir.
olmadı artık bilen arkadaşlarla gezmek gerekiyor. Ve hiçbir şey bilmesen bile kenar açıklamalardan bayağı bir şey öğrenebiliyorsun. Kesinlikle. Ve gördüğün tek taraflı ya da tek açılı İkinci Dünya Savaşı ekipmanları yerine çok daha çeşitli ekipman görme, anlama, aslında ordunun o kadar homojen tek tip üniformadan oluşmayan bir yapı olduğunu anlama mümkün oluyor. Hani farklı cepheler ve farklı gruplarda farklı üniformalar, farklı ekipmanlar kendisini gösteriyor. Gaz maskesi altta. Evet. Farklı farklı gaz maskeleri. Bunların en büyük sıkıntıları Recep, her biri yüze uymuyordu. Bir de lastikleri gerçekten çok kötüydü. Çok aşırı toksin kimyasalın içinde kalırsan da lastikler erik, yine gaz alıyordu. Ha. Yani sonsuza kadar dayanmıyordu bu gaz maskeleri. Filtreleri doluyordu, tıkanıyordu. Genelde ön kısımda karbon parçacıklar oluyor. Aktif karbon filtre kullanıyor çoğu. Havayı temizliyor. Bir de bunun içinde nefes alıp koşup savaşman gerekiyor. Yine vahşi yüz ifadesi. Bir kamuflaj var sanırım biraz. Tabii, miğferde kamuflaj var. Alt kısma baktığın zaman herhangi bir kamuflaj yok. Yine MP40 machine pistol. Biz makinalı tüfek de zannediliyor bu ama makinalı tüfek değil aslında. MP5'in atası diyebileceğimiz makinalı tabanca. 9 mm kurşun yağdırıyor. Bu müzede sadece Almanlar mı var arkadaşım diyecek olanlar için? Hayır, Türk tarihi de var sevgili izleyiciler. Solda Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyoruz. Onun sağında da Cumhuriyet'in ilk dönemindeki bir Türk generali. Üniforması özellikle konumlandırılmış. Buraya baktığımız zaman özellikle kemer, üniformanın kenar detayları yani Osmanlı döneminden o döneme gelmiş. Sağ tarafa baktığımız zaman bu vatan bizimdir posteri var. Yine o dönemin propaganda afişleri tarzında ama gayet güzel. Baktığın zaman çok daha temiz çizgiler, çok daha basit, temiz, güzel olmuş. Bir kalabalık yok, sadece bayrak ve asker var üzerinde. Daha aşağıya doğru indiğimiz zaman Recep, arka tarafta bak orijinal yine belgeler, gazeteler evet. Görüyoruz, dönemin yazıları eski harflerle birlikte. Onun altında da dönemin fotoğrafları yer alıyor. Yine çerçevelenmiş, bizlerle paylaşılmış. Yine burada güzel aslında tablolar var. Biraz içerideki ışık yüzünden çok şey yapamıyoruz ama İngilizce yabancı turistler için Türk Bağımsızlık Savaşı'ndaki farklı cephelerdeki kayıplar, şehit sayısı, yaralı sayısı hepsi burada belirtilmiş. Doğu cephesi, Batı cephesi ama farklı savaşlar bunlar. Genel olarak burada küçük sayılar görüyoruz. Aslında toplam sayılar bu olmamalı diyorum. Daha da fazla olmalı. Çok daha fazla olmalı Recep. Dönemin özellikle bir karmaşa dönemi olduğunu düşünürsen. Evet. Kütahya-Eskişehir savaşları, İzmir saldırısı, Dumlupınar savaşı. Dumlupınar savaşına baktığımız zaman sayılar büyük. Bazı çarpışmalar ama ufak çarpışmalar. Onun sağındaki bir Yunan bayrağı. Evet. Altta da bir kılıç böyle. Alttaki de Kurtuluş Savaşı, Yunan süvari kılıcı. Birinci Dünya Savaşı topçu subay kılıcı. İki tane kılıç burada işaretlenmiş. 9'daki topçu subay kılıcıymış. 11'i Yunan süvari kılıcıymış. Yani burada gördüğümüz Yunan süvari kılıcıymış. 9 numarayı burada göremiyoruz. Bazı parçalar çünkü farklı sergilere götürülmüş olabiliyor sizin evet. Hareket ettiğinizde. Yine üst kısımda güzel bir sergi var. Türk bayrağı dikilmiş, yürüyüş yapılıyor. İzmir anlaşılacağı üzere. Zaten arkada kule var dikkat edersiniz. Evet. Hükümet konağı, kule, oradan anlıyorsun. Oradaki İngilizce tablonun Türkçesini de burada aşağıda vermişti ama bu ne diyor? Kurtuluş Savaşı dönemi Türk askeri. Bu da Türk askeri modellerinden bir tanesi. Bu Kürtlü dürbünlü. Evet. Yani bu ekipmanları acaba baktığın zaman özellikle soğuk cephe olduğu belli. Altta da buna ilham kaynağı olmuş olan fotoğraflardan bir tanesini görüyoruz. Ama o biraz farklı. Birebir uymuyor. Yine farklı Türk askerlerini burada görebiliyoruz. Baktığımız zaman bir düşmüş asker var. Bir ayakta dürbünüyle, kılıcıyla asker var. Arka tarafta yine bir bayrak. Araba tekerleği dönemin. Dönemin durumundan bir tablo. İnsanlar bayağı bir sırtlarında eşyalarıyla göçmek zorunda kalmışlar. Arka tarafta hala dumanlar var. Burada bir uçak da var Ali. Evet, tepede Türk bayrağı da var uçağın kuyruğunda dikkat edersen. O dönemin uçaklarından, pervaneli uçaklarından bir tanesi.
Ali, en çok sorulan sorulardan bir tanesi ne biliyor musun? Şimdi uçağın üzerinde silahlar var. Evet. Uçağın önünde de bir pervane var. Evet hocam. Ateş ettiğin zaman pervaneye nasıl kurşunlar isabet etmiyor? Şimdi iki tane durum var hocam. Evet. Bir tanesinde kurşunlar pervaneye isabet ediyor. Çünkü hesap yanlış olabiliyor ya da dikkatsizlikle vurabiliyorsun. Evet. Ama daha sonra bunu geliştiriyorlar. Normalde pervaneyi vurmamak için belirli bir ritim, belirli bir şeyler atıyor. Kesinlikle. İlk başta. Evet. Sonra bunları senkron ediyorlar. Evet. Yani pervanenin dönüş hızıyla makinalı tüfeğin atış aralığı ve mekanizmasını birbirine ayarlıyorsun. Evet. Takır takır ateş ederken pervaneni vurmuyorsun. Evet, motor çalıştırınca bu sistem devreye giriyor. Kaldı ki pervaneni vursan da düşmüyorsun. Onu da söyleyeyim. Yani pervanen senin bayağı bir delik deşik bile olsa, evet, üzerindeki deliklere rağmen senin uçağına kuvvet yaratmaya devam edebiliyor. Çünkü yüzey alanı o kurşun delikleriyle tamamen tükenmiyor, ortadan kaldı. Evet. Çekiş biraz düşebilir. Hani performans düşebilir ama devam edebiliyorsun. Çizgi filmlerdeki gibi böyle tıkır 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 o uç makinalı tüfekle vurulup düşmüyor. Onu söyleyelim. O makinalı tüfekler zaten, o pervanenin dönme hızı, o makinalı tüfeklerin atış hızı o kadar fazla değil. Evet. Çok son derece yavaş. Yine meşhur sahnelerden bir tanesi. Bak mesela Milli Mücadele Dönemi Türk-Yunan Harbi diyoraması geçici olarak Akasya AVM'deki AKS sergisine sergileniyormuş. Yani buradaki sergi parçalarını zaman zaman başka yerlerde de insanlar görüp rastlayabiliyor. Evet. Şurada bak, cephane sandığın üzerinde bir uyarı dikkatimi çekti. Evet. Topu ateş edildikten 10 saniye sonra kamayı aç. Yani erken açma. Kullanıcılara aslında kullanıcı kılavuzu yapmak yerine cephane sandığının üzerine temel uyarıyı yazmayı tercih etmiş. Evet. Aşırı sıcaklıktan mı acaba o? Sıcaklıktan acaba. Bir topu ateş edildikten sonra belli bir süresi var. Yani öyle sıcak şeyi böyle tak diye açıp her topta çıkarmıyorsun. Her atışta olmuyor. Silaha göre değişiyor. O silaha göre öğrenilmesi gereken bir şey. Kurtuluş Savaşı dönemi Türk askeri Kuvayi Milliye Subayı diyor burada da. Yine sol alttaki mesela Yunan subayıymış. Baktığın zaman dönem bayağı benzerlikler var aslında. Arka tarafta Zira Şakir Milli Türk Hükümü. Benim burada başlıktaki özellikle kartallı Türk bayrağı çok hoşuma gitti, kanatlı. Biraz yamuk duruyor, o beni rahatsız etti. Hani vitrinden elimi uzatıp düzeltmek istiyorum şu an, düzeltemiyorum. Evet. Altta da pilot başlığı, gözlüğü gibi duruyor. Eldivenler var, kanatlar var. Bayağı güzelmiş bu. Yine alta Alman karışmış. Evet. Olacak kadar. Birinci Dünya Savaşı'nda çok işiydik, dışıydık. Yukarıda bir uçak da var. Uçağın yanında da bak uçak pervanesi var hocam. O vurulmuyor muydu diye sorulan uçak pervanelerinden bir ahşap pervane böyle gidiyor sanırım. Evet. Onu da şekilde görelim. Bayağı büyük. Bu sanırım gerçek boyutu, evet. Gerçek boyut. Kırılmış uçlardan bir tanesi. Müzenin farklı bölümleri var. Şimdi üst kısımda da aslında gördüğümüz zaman çekemediğimiz bir kısım var. Orada mesela Kıbrıs Barış Harekatı askeri de vardı. Diğer farklı ülkelerden askerler de vardı. Şu an bu bölümdeki en önemli şeyler zaten şu an baktıklarımız, gördüklerimiz. Ama bu müze kat kat ve sadece küçük bir kısmını sizlerle, evet, paylaşma imkanımız oldu. Bu yoksa şekilde şu tarafa doğru gidersek, bak şuradaki silaha da son bir bakalım istersen. Bakalım Ali. Çünkü her şeyi tek tek bitiremeyiz ama süngü takılı. Hah Recep, bu çok iyiydi bak. Soldaki Birinci Dünya Savaşı Galiçe Cephesi. Galiçe Cephesi Türk askeri diyor. Ben böyle bir şey görmemiştim daha önce. Burada gördüm. Baktığın zaman Kürk var. Evet. Üniformayı beyazlatmışlar. Alman el bombaları var. Özellikle Türk askerinde. Süngü özellikle çok büyük, dikkat edersen. Yani evet. Modern süngüler bu kadar büyük ve şey değil. Kama şeklinde değil. Bizdekiler daha bildiğin savaş bıçağı şeklinde. En ilginç kısmı ayaklarına halat dolanmış olması. Evet. Aşağıya baktığın zaman bu animelerdeki, mangalardaki kalın adam botları vardır ya, resmen üşümemek için, o soğukta ayaklarını tutabilmek için halatları dolamış. Evet, bunun gerçek fotoğrafını da yine aşağıda konumlandırmışlar. Bu hayal ürünü değil, fantezi değil. Gerçekten böyle bir insan yaşamış, savaşmış ve üstü de birebir gördüğümüz gibiymiş sevgili izleyiciler. Hani ufak detayları belki doldurmuş olabilirler ama bu ayaktaki halatları yapmana pek imkan yok. Evet. Kimsenin aklına kolay kolay gelmezdi. Burada da bir zincirli topuzumuz var. Bu da sanırım özellikle cephenin içerisinde kullanım için, değil mi Ali? Siperlerin içerisinde normalde tüfeği savurabiliyor musun? Savuramıyorsun. Yani tüfekler çok büyük. Evet. Onun yerine
minibüsçü sopası tabir edilen ya da onun gibi düşünebileceğiniz genel olarak trafikte karşınıza çıkabilecek olan kısa sopa. Ama ucunda bildiğin zincirli topuz var. Cep boy zincirli topuz. Çok küçük. Siber'de bunu birbirine karşı insanlar kullanıyor. Düşün, Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle. Kimse bırakmamış, İkinci Dünya Savaşı'nda da taşıyan kullanan vardı. Hatta mesela İskoçlardan bir tanesi vardı, efsane Recep. 2.50 çok uzun Claymore denen kılıçla Siber Savaşı yapan adam var. İkinci Dünya Savaşı'nda adam uzun İngilizceyi ve de Claymore kullanmış. Ve bir Siber'de 40 kişi esir almış. Böyle deliler de var yani savaşın içerisinde. O yüzden zincirli topuz görmenin çok şaşırtmaması lazım ama bu kadar makinalı tüfekten sonra evet, çok en ilginç manzaralardan bir tanesi de bu sevgili izleyiciler. Burada bir makineli tüfek varlığı ve üzerinde Arapça yazılar var. Sanırım Osmanlı tarafından kullanılmış. Evet, Maxim MG08 Alman makinalı tüfeği. Alman makinalı tüfeği ama Almanlarla müttefik olduğumuz için Osmanlı ordusunda yani Türk askerleri tarafından kullanıldı bu da. Evet. Çevresinde özellikle geniş bir namlu var gibi gözüküyor. Bu aslında namlunun çevresindeki bir su tankı. Sıvı soğutma aracı. Evet. Sıvı soğutmalı makinalı tüfek dönemde özellikle birkaç adı yani şöyle söyleyeyim, çok kısa süreli atışta bile bu su kaynatıyordu. Çaydanlık gibi buhar atıyordu. Zaten şuradaki iki tane kısım var. Hani bizim anakartın özellikle işlemci çevresi su giriş çıkışı gibi su doldurduğun kısımlar var. Su kaynadıkça, buharlaştıkça yeni su koyman gerekiyordu. Yoksa yanıyordun yani. Evet. Isınma o zaman da problemdi sevgili izleyiciler. Burada da bandırma vapurunu görüyoruz. Evet. Atatürk halısının üzerine yerleştirilmiş. Atatürk'ün yüzü olan bir halının üzerine bandırma vapuru konulmuş. Çok güzel bir sergi olmuş. Evet, müze gez bitmiyor öyle. Evet hocam, bir katını gezdik. Diğer katı da biraz dolaştık ama şimdi orada çekim hazırlıkları var. World of Tanks turnuvasının canlı yayını yapılıyor sevgili izleyiciler. Biz de şimdi turnuvayı izlemek üzere zaten oraya gideceğiz. Evet. Sizlerle birlikte müzenin bir kısmını gördük ama tavsiyemiz Türkiye'de ne kadar müze varsa tarih olsun, savaş olsun, barış olsun gezmeniz, görmeniz yönünde. Çünkü fiziksel olarak gidip görmenin tadı, lezzeti ayrı. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.